Ay sen yılbaşı konsepti mi yaptın? Ha? Allah'ım yüzünden senin kıyafetini. Ne kadar güzel bir kıyafetin var öyle. İnanmıyorum. Çok güzelsin, evet. Ha. Koyu nazar boncuğu da var. Gerçekten ihtiyacı da var. Maşallah deyin lütfen. Evet. Herkes maşallah desin lütfen. Bağ kafa. Nasılsın? İyi misin? Hı, çok güzelsin. Saçlarını yesinler senin. Bayıldım sana. Bayıldım sana. O şapkan da var ha. Bravo sana. Neredeyse stetoskopu bulacağım. Şimdi seni bir muayene edebilir miyim? Edeyim mi seni muayene? Tamam. Gel bakalım buraya. Evet, şöyle kıyafetini azıcık sıyıralım. Ha. Nasıl iştahı falan her şey yolunda mı? Maşallah. Benim duyduğum sesler de gayet güzel. Çok korkuyor şu anda. Çok korkuyor şu anda. Korkma. Bir bakabilir miyim sana birazcık? Bekle bakalım şimdi. Evet, bekliyorsun. Tamam aşkım benim. Oh. Oh. Maşallah sana. Adın ne senin? Söylemek ister misin adını? Çok güzel bir adı var. Değil mi? Baby Su'ydu değil mi? Baby Su. Baby Su. Yesinler seni. Müthiş adın var. Dur bakalım şimdi. Bravo sana. Şu şapkanı bir kere takabilir miyim? Nasıl oluyorsun bir göreyim bakayım. Ha. Allah'ım kukuletası da var. Yesinler bunu. Çok güzel kıyafet. Tam uygun olmuş. Evet, gayet iyi gözüküyoruz. Bugün kuduz aşısı var. Evet baby show. Şimdi gelelim diğer bir konuya. Sen neden dışkıyıyorsun dostum? Ha? Evet, bebeklerde çok karşılaştığımız bir durum aslında kaprofaji. Bilmedikleri için her şeyi merak ediyorlar ve her şeyin tadına bakabiliyorlar. O da ne yazık ki bazen dışkısıyla oyunlar oynayabiliyormuş, değil mi? Evet. Bu tabii bazen bebeklikle alakalı, bazen de psikolojik olabiliyor sebepleri. Şimdi ben ona size bir tane tablet vereceğim. Her gün yarım tablet şeklinde kullanacağız. Bu vereceğim ürün onun dışkısını acılaştıracak. Acılaştırdığı için de yemek istemeyecek. Amacımız o. Tabii yediği zaman parazitleri de attıkça tekrar tekrar yutmuş oluyor yumurtaları. Öyle bir sorun da var. Tüm bunlardan kurtulacağız inşallah bu sayede. Şey, tuvalet eğitimi nasıl gidiyor peki? Pedine yapıyor mu hepsini? Tamam. Çünkü bazen köpeklerde dışkısını saklamak için de yiyebiliyorlar. Suç işlediğini düşünerek, ama o zaten doğruyu yaptığı için, ki poodle'lar çok hızlı öğreniyor bunu. O da çok çabuk bir şekilde öğrenmiş. Ne oldu? Yaşmama değil o. Sen onu yaşmama sandın. Senin gözünün kiri dostum. Oraya koydum diye. Burada yaşmama yediriyor mu onlara? Deli. Vereceğim ama sana yaşmama. Merak etme. Biraz daha masaj. Ha, yapayım masajını. Tamam. İyi mi böyle? Şuraya da mı yapayım? Allah'ım gayrete bak. Ha. Ha, yesinler seni. Evet, iğne zamanı. Atlamasam tamam mı oralardan sakın? Kameralara pozlar Allah'ım yiyeceğim seni. Buraların yüksek olduğunu farkındasın değil mi? Düşme sakın. Yemin ederim yaşmama istiyor var ya. Şu an tüm gayreti yaşmamı almak üzerine hareketlere bak yiyeceğim. Popozunu yerden kaldırmadan yürüyor. Ne oldu? Evet, bekliyorsun. O farkında mı buraların yüksek olduğunu? Akıllı. Mamasını güzel yiyor mu? İyi tüketiyor mu? Harika haber. Evet, baby su. Kaç kilosun? Bakalım mı senin kilona? Evet, uçuyoruz. Kaç gramsın? Ha, 1 kilo 400 gram. Çok küçük. Çok küçük ve beklenen an geliyor. Hazır mısın? Geliyor. Geliyor. Evet. Gel bakalım böyle dön 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 dön. Ne geldi sana? Ne geldi sana? Bu mu istediğin? Ha, ye bakalım. Güzel mi? Yiyemedin mi?
Yavaş yavaş tadına vara vara yiyor. Deli. Evet, şu kıyafetini birazcık sıyıralım mı? Hı. Bitmedi mi daha yavrum? Ne yiyorsun hala? Burada bak. Yemek yerken kandırmak zor onu. Oo. Baksana. Az önce hapır hapır yiyordu, şimdi yemiyor. O zaman bekle, sana iğne yapacağım, tamam mı? Sen bir yapacağım, evet. Bekle. İyice yanına al. Hareket ediyor çünkü. Çıkarayım mı? Ya zararı yok. Bekliyorsun. Biraz dayan, tamam mı bir tane? Biraz dayan aşkım. Biraz dayan aşkım. Dur 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 dur. Tamam, ver bana. Ver bana çabuk. Çabuk ver çabuk. Evet. Tamam, abartma abartma. Tamam. Tamam. Kapalı edeceğim. Tamam. 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 Ha, bak anneye git. Tamam. Kim yaptı? Kim yaptı yine ne? Ah, tamam. Niye korktun bu kadar? Abartıyorsun bence biraz. Büyüdükçe anlıyorlar ya. Başlarda çok güzel kandırıyoruz ama yaş büyüdükçe anlıyorlar. Yok, bir şey yapmayacağım. Vallahi bir şey yapmayacağım. Masaj yapacağım biraz. E bir şey yok. Abartma. Abartma. Bu kadar şımarık olmaya gerek yok ki. E tabi ben senin yaşında kaç tane yavruyu yapıyorum. Kimse bağırmıyor. Ha, sen abartıyorsun biraz bence. Tamam aşkım. Tamam aşkım. Özür dilerim. Tamam. Öptüm. Geçti. Bu kadar. Öpünce bitti. Değil mi? Bir tane daha öpeyim o zaman. Oh, bitti. Değil mi? Kaçalım mı buradan? Çok azıcık masaj yapayım. Evet. Evet, benim bir tanem benim. Hı hı. Bu yakan bir ilaç değil. Rahatça atlatacaktır. Çok yan etkisi olan bir ilaç da değil. Artık son aşılarımız zaten az kaldı. Ama yaş ilerledikçe onlar farkındalığına ulaşıyorlar meselenin. Yemekle kandırmak çok daha zor oluyor. Moralim bozuldu. Küstün mü bana? Ben bunu böyle çok güzel alıştırıyorum ama belli bir yaştan sonra hepsi benden soğuyor. Bu özellikle pudelikleri için konuşuyorum. Diğerleriyle aramız hep iyi değil mi? Evet, yaş mamayacağın mı? Azıcık daha atıştır istersen. Söz yapmayacağım yine bak. Rahatça yiyebilirsin. Yemeyeceğim, küstün. Hey, küstürdük. Tamamdır. Şimdi hafta bir de aşımız var. Bir hafta sonra tekrar görüşeceğiz. Ondan sonra bir tane daha var. Sonra bitiyor aşıları. Yıllık aşılarına dönmüş olacağız. Senede bir olacak artık. İnşallah büyüyünce bu kadar ağlamaz değil mi? Evet. Hadi görüşürüz. Koş anneye. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim.